kalktınız? Sabah serinliği var şimdi. Doğmuşsun. Isın biraz. Üşümedim ben, yat. Allah Allah. Sen üstün çıplak. Bir şey olmaz. Sen de olsun yoksa. Ne gidiyorsun? Benimle hep böyle ilgileneceğini bilsem. Her gün kendimi kendi ellerimi vururum vallahi. Senin yarın ateş yaptı galiba. Başına vurdu. Doğru. Ateşin başıma vurdu. Ama kurşun yarısından değil. Yürek yarısından. Bir şairliğin eksikti. O da oldu, tamam işte. Şartım şartmaz oldu. Oğlum. Sen de. Çok korktum. Şükür buradasın. Şükür. Merhaba Nedim Bey, hoş geldiniz. Geçmiş olsun Ali Bey. Sağ ol Selma, teşekkür ederim. Geçmiş olsun Ali Bey. Size de geçmiş olsun Cemile Hanım. Sağ olun Nedim Bey, sağ olun. Dün gece polis Kenan Çetin'in ifadesini alıp serbest bırakmış. Bugün Selma Hanım'ın duruşması var, birazdan oraya gideceğiz. Ben de yanında olmak istiyordum. İsterseniz birlikte gideriz. Ama yani Ali'yi böyle bırakamam. Olmaz ki. Siz gidin artık. Cemil, ben de geleyim, beraber gidelim. Kalkabilirim ben. Ya saçmalama, sen yat. Ya bir şey olmaz. Doktoru duydum. Kurşun sıyılmış geçmiş. Ali, kalk. Yaralısın. Ya bir şey olmaz. Kalk. Yat diyorum. Kalkmayacaksın. Allah Allah. Kalkmak yok. Tamam, tamam. Tamam, siz gidin, ben buradayım. E sen ne olacaksın? Mete'yi çağır. O gelsin. İyi. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Geçmiş olsun. Tamam anne. Bu çirkin oluyor, biliyor musun? Tamam, ben giderim. Çirkin mi yandı? Çirkin al bakayım kızım. Tamam. Hadi dikkat et. Görüşürüz. Kızlar. Annem Selma teyzenin duruşmasına gidiyormuş. Ben de babamın yanına gideceğim hastaneye. Babam nasılmış peki, iyi miymiş? İyiymiş. Babaanneme de haber verelim. Annem haber vermiş ona da. Mete abi, Mete abi. Beni de okula bıraksana. Ne demek Osman Efendi Hazretleri, pek tabii. Hemşire Hanım, burada yatan hasta babam Ali Akarsu. Nerede? Ali Bey mi? Gitti o. Gitti mi? Nereye gitti? Yaralıydı ya. Vallahi durdurmaya çalıştık ama mahkeme mi varmış, neymiş? Gitmesi lazımmış. Babanızda katırın adı var yani. Laf anlatamadık. Vardır hakikaten bir katırlık. Neyse, sağ olun. Teşekkür ederim. Şey değil. Adınız? Selma. Soyadınız? Çetin. Kenan Çetin'in eşi misiniz? Evet. Kenan Çetin şu anda burada mı? Evet. Göster. Kenan Bey sizin akli sağlığınızın yerinde olmadığını iddia ediyor. Bu doğru değil. Ben gayet iyiyim. Kenan Bey'in iddiasını tasdik edecek nitelikte bir hastane raporu var burada. Sizin hakkınızda. O raporu biliyorum. Bana isteğim ve iradem dışında içirilen ilaçların yarattığı geçici bir durumdu bu. Hakim Bey, müsaadeniz olursa Selma Hanım'ın akli sağlığının yerinde olduğuna dair iki ayrı hastaneden aldığımız heyet raporunu mahkemenize sunmak istiyorum. Getirin bakayım. Avukat Bey'i duydunuz. Raporlar da elimde. Her ikisinde de Selma Hanım'ın akli dengesinin yerinde olduğu yazılı. Ne diyeceksiniz? Efendim, ben ikisinin de sahte olduğunu düşünüyorum. Her iki raporda mı? Evet. Evet.
gereği düşünüldü. Yaz kızım. İddiaya temel olan maddi delillerin yetersizliği ve şahsi müşahademin davalı hakkında husule getirdiği karine sebebiyle Kenan Çetin'in iddia ve vasilik talebinin reddine, Selma Çetin'in mal varlığının üzerindeki şahsi tasarruf haklarının kendisine iadesine karar verilmiştir. Çok sağ ol. Kazandık. Kazandık. Kazandık Cemile. Kazandık, kazandık. Ay, inanamıyorum. Gözün ay. Çok sağ ol. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kazandık. Hiçbir işe yaramadın avukat. Kenan! Bekle. Bugün alacağın kötü haberler daha bitmedi. Götürüp verin dedim ben. Noter tasdikli bir ihtarname. Selma Hanım, Karcı Ordu hisselerini idare etmeniz için size vermiş olduğu vekaleti kaldırıyor. Beş parasız kaldın Kenan. Ama bunlar iyi günlerin. Karcı Holding'in kapısından içeri giremeyeceksin. Yakında Cemile de mahkemeyi kazanacak. Karcı Holding gerçek sahipleri tarafından yönetilecek. Sonra da sıra bana gelecek. Kenan Efendi. Sıra bana geldiğinde var ya... ...sana cehennemin nasıl bir yer olduğunu göstereceğim. Ne iş var burada? Merak ettim Cemile. İhalt ettin. Sonunda ona bir iltifat ettim. Zannediyorlar. Ama çok yanılıyorlar. Aptallar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.